herhangi bir hizmet nedeniyle burada bulunsam da sizler gibi sevgili dostlarımla beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi mutlu hissediyorum. Ne mutlu bana ki Murat yavrumuz annesinin yıl dönümü lokmasında bana dedi ki dedeciğim gel bir hizmet gör. Ben de o hizmeti başına göz üstüne diyerekten geldim. Sizler gibi güzel insanlarla, bacılarla, kardeşlerle, dostlarla kaynaşmaktan dolayı tekrar ediyorum mutluluğumu ifade ederekten bu hizmete ve sözlerime başlamak istiyorum. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yüz basa geldiniz. Çekip bizi bu mekana getirenin demine hü. Gönülleri bir eyleyip oturanın demine hü. Bir çiçek bitirdi solmaz. Allah'a kul olan ölmez. Yalancıdan kamil olmaz hü gerçeğin demine hü. Ne tatlı giymiş eynini, dostuna dönmüş yönünü, gönlünden kibri kenini silenlerin demine hü, sildirenin demine hü. Ne güzel dostların sesi, silinsin gönüller pası, gerçeklerde hak nefesi dinleyenin demine hü. Hatayım sürek bu demi, say olmaz dostun emeği, döküldü kudret yemeği, yedirenin demine hü, yiyenlerin demine hü. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, yüz basa geldiniz, muradıma vekaleten bunu arz ediyorum. Sevgili canlar, sizinle kısa bir sohbet yaptıktan sonra hizmetimize geçeceğim. Sevgili kardeşlerim, bir hafta 10 gün evvel ülkemiz büyük bir sarsıntı geçirdi. Hepinize ve hepimize geçmiş olsun diyorum. Bizler Anadolu Alevileri olarak da her zaman tazikten, baskıdan yana değil, ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana bir topluluğuz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bizim hayatımız kadar bizlere önemli. Yalnız ben değil, bütün genç, hanım, erkek fertlerimizin aynı düşüncede olduğuna inandığım için bunu tereddütsüz ifade ediyorum. Hepimize tekrar tekrar geçmiş olsun. Biz diktatörlüğe de karşıyız. Biz eşitlikten yanayız. Eşitliğimizi bugüne kadar eşit muameleyi savunduk. Eşit icraatı savunduk. Bundan sonra da bizlere eşit muamele yapılması doğrultusunda savunmamızı yapmaya devam edeceğiz. Bizler Anadolu Alevileri olaraktan bölünmez bütünüz. Bölünmez bütün olmayı da mutlaka programa almamız lazım. Bizler 72 millete bir gözüne bakma ilkesinden yanayız. Tasavvur buyurun, 72 millete bir gözüne bakmayan halka müderris olsa hakikatte asidir diyor. Bunu diyen Hazreti Ali. Biz onun için 72 millete dini, ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir can bir vücuduz. Herkesi seviyoruz. Herkesin de bizleri sevmesinden yanayız. Sevgili canlar, sevgili güzel insanlar, Murat kardeşimiz annesi Sultan Hanım'ın mezarını yaptırdıktan sonra onun yıl dönümü
yıl dönümü düşüncesiyle bir lokma dökme ihtiyacı duymuş, biz de bunu memnuniyetle kabul edip hep beraber bu lokmayı paylaşacağız. Yalnız burada bilhassa ve bilhassa gençlerin dikkatine demek kaydıyla anne ve baba hakkının maneviyattaki değerlerini sizlerle kısaca paylaştıktan sonra dualarımıza, duazlarımıza geçeceğim. Hazreti Resulullah bir gün sahabelerle otururken mescitte birisi dedi ki ya Resulallah, siz son peygambersiniz. Sizden sonra herhangi bir peygamber gelmeyeceğine göre sizin vefatınızdan sonra ümmetlerinizden birisi sizi görmek istese ne yapması lazım diye soru sordu. Hazreti Resulullah aynen şöyle cevap verdi. Tekrar diyorum gençlerin dikkatine. Dedi ki, buyurdu ki, benim vefatımdan sonra peygamberini görmek isteyen canlar babalarını görsün. Babasını gören peygamberini görmüştür. Babasının rızasını alan peygamberin rızasını almıştır diye buyurdu. Fakat Hazreti Resulullah o sahabelerden birisinin sormadığı soruya da değindi. Buyurdu ki Allah'ını görmek isteyen de olur. Yani Allah'ını dahi görmek isteyen olur. Allah'ını görmek isteyen anasını görsün. Anasının rızasını tahsil etsin. Anasının rızasını tahsil eden de Allah'ının rızasını tahsil etmiştir diye buyurdu. Biz bugün Murat yavrumuzun annesinin yıl dönümü nedeniyle, ölüm yıl dönümü nedeniyle onun niyetine dökmüş olduğu lokmayı hep beraber dualarla, iyi niyetlerle yiyeceğiz. Onun lokması kabul olsun ve Sultan bacımıza da Allah rahmet eylesin diyerekten şimdi duaz imamlarımıza ve deyişlerimize geçiyorum. Bismillah, Allah Allah. Kudret kandilinde bal gayıp doğan Muhammed Ali'nin nurudur valla. Zuhur edip münkir askerim kıran elinde zülfügar Ali'dir billah. O saatler bu saatler olsun. Elinde zülfügar altında düldül, ölünce gamberin dilleri bülbül. Hazreti Fatıma cennette bir gül, ona sırrım dedi Hak Habiballah. Zuhur eyledi Hasan ile Hüseyin, onların nurundan ziyalandı din. 70 pare oldu Zeynel Abidin, tutarız yasını hasbeten lillah. Muhammed Bakır'dan Cafer-i Sadık Şah Kazım Musa'ya irza dedik. Hakikat abiyle cismimiz yuduk, Hak dedi müminin kalbi Beytullah. Takinaki imamların civanı, Hasan al-Askeri cismim sultanı, elinde hücceti sahip zamanı, vakit tamam oldu göndere Allah. Viraniyem niyazım var ustada, elinde zülfügar hem ehli kaza, bin bir dondan baş gösteren Mürteza, biz bir bildik mürşidimiz eyvallah. Evet, bizim mürşidimiz Ali, bizim mürşidimiz Muhammed, bizim sevgimiz Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'i sevmemizi Allah emrediyor sevgili canlar. Ehl-i Beyt'siz İslam olmaz. Kur'an-ı Kerim'in emri. Biz bunu yıllar yılı haykırıyoruz ama anlatamadık. İnşallah bir gün uyanır anlarlar diyorum.
Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsanlık ekin misali, onu eken biçer bir gün. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Bastığımız kara toprak, boyumuzdan aşar bir gün. Bir yastığa düşer başın, gözlerinde kurur yaşın. Belki de bir can yoldaşın, kefenini biçer bir gün. Pir sultanım gönül yasta, ikram eden güller deste, gün gelir ömür biterse, kuş kafesten uçar bir gün. Evet, dünya ölümlü dünya, hepimiz zamanımızı tamamlayıp buradan göçeceğiz. Yalnız bizim temel ilkemiz Hazreti Muhammed'in emrettiği gibi 5 ilkeye bağlı. İslam temiz ahlak, sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörü. Bu ilkelere mutlaka ve mutlaka sahip olalım lütfen sevgili canlar. Bunlarla önce birbirlerimizi sevmekle mümkün olur. İnsanlar ailede, komşuda, ilişkide, ortaklıkta birbirlerini sevmedikleri müddetçe hiçbir zaman muradımıza, niyetlerimize sahip olamayız. Medet Allah ya Muhammed ya Ali, bizi dergahından mahrum eyleme. Pir-i Münker Hacı Bektaş-ı Veli bizi dergahından mahrum eyleme. Adem Safiyullah atam hak için, eyve sürdüğün sitem hak için, Muhammed Mustafa Hatem hak için bizi dergahından mahrum eyleme. Hasan'ın aşkıyla girdik meydana, girip meydana. Yardım eyleye ya Hazreti Hüseyin-i Kerbela. Zeynal'ın canına kıldılar ceza. Muhammed Bakır'dır Ali Mürteza. Cafer-i Sadık, Kazım, Musa, Rıza. Bizi dergahından mahrum eyleme. Pir Sultan Abdal'ın Kerem Kanı'dır. Tağ-ı Nağ-ı Asker-i Rahman'ıdır. Muhammed Mehdi'ye niyazım budur, bizi dergahından mahrum eyleme. Evet, Ehl-i Beyt'in yüzüsü hürmetine bizi dergahlarından mahrum eylemesinler sevgili canlar. O niyetlerle oturduk, o niyetle Ehl-i Beyt'e eleman, medet, hürvet deyip Ehl-i Beyt'in eteğinden tutmaya çalışıyoruz. Ben de siyem canı dilden padişahımdır Ali. Gözlerim nur-u ziyası Bedri Mahım'dır Ali. Yoluna hak olduğum desti demanımdır Ali. Kıble yağımdır Muhammed, secde yağımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali. Ben Hasan Kulhu Rıza'nın bir muhibbi Ali'yim. Hemdülillah kin hasil de kibrikenden kaliyem. Şah Hüseyin-i Kerbela'nın baş açık abdalıyam. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali. Şah Zeynal Abidin'i hem Bakır ile Cafer'i. Biliniz bunları sevmektir imani din eri. Daima söyler unutku olmayasın serseri. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali. Musa-i Kazım'ı her kim bildi oldu ehli hak. Gel Şahım Şahı Ali Musa Rıza'dan al sebak. Ten gözünü giderip can gözün ile ona bak. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali.
Şah takı ve ben akının gurur ol ey bahtiyar. Bunları sevenlere rahmet eder perverdigar. Mümin olanlar unutku zikrederler aşikar. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali. Askeri ya asker olmak dilersen ey Hümam. Kıl tevella hanedana Ahmedi bul, kıl tamam. Hatmolu serdir imam et Mehdi'de beynel enam. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali. Ey hatayı gafil olma, iş bu dünya fanidir. Her ne kim geldi vücuda, alemin mihmanıdır. Bu duayı zikredilmek arifin erkanıdır. Kıblegahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Kıl şefaat ya Muhammed, yardım eyle ya Ali. Evet saygıdeğer canlar, Muhammed yardım edecek, Muhammed Hazreti Ali yardım edecek, Hazreti Muhammed ise bize şefaat edecek inancındayız. İnşallah inançlarımızda mahrum olmayız. Cüneyt Haydaroğlu, Ali Er Mürteza için bizi bağışla ya Rab. Zöhre-i Fatma, Kibre-i Hatice bintinle mühirelinse imamın sinsila için bağışla ya Rab. Hasan'ın aşkıyla girdik meydana, İmam Hüseyin'i mazlumu deşti şeydi, Kerbela'nın yüz hürmetine bağışla ya Rab. İmam Zeynel Abidin'i, Bakir-i Cafer, Kazım Musa Rıza için bağışla. Günahlarımızı ya Rab. Muhammed Takidir Şah İmam Ali Evlaki Hasan Asker Liva için günahlarımızı bağışla ya Rab. İmam Muhammed Mehdi sahip zamanın eşiğinde Geda'nın yüz hürmetine günahlarımızı bağışla ya Rab. Ali'nin düldürünün gamberinin zülfü varı gaza için günahlarımızı bağışla ya Rab. Günahım hadden aşmıştır ey şahların şahı. Ali evladı bağ için bağışla ya Rab. Külon iki mamdur ol Sultan Hatay. Oğlunu Hoda'nın yüz hürmetine günahlarımızı bağışla ya Rab. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yüz hürmetine günahlarımızı bağışla ya Rab. Allah Allah. Allah Allah, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, 12 imamların, 14 masumu, partilerin hürmetine ya Rabbi. Dertlilerimize deva, hastalarımıza şifa, yaralarımıza merhem, ayıplarımızı sitir, günahlarımızı af, taksiratimizi bağış, tövbelerimizi müstecab eylesin ya Rabbi. Gençlerimize hayırlı akıl, hayırlı fikir, hayırlı birlik, hayırlı düzen veresin. Bu ülkede Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, Boşnağıyla, Çerkeziyle, Dinlisiyle, Dinsiziyle insan olarak paylaşıp yaşamayı bizlere nasip eylesin ya Rabbi. Yaşlarımıza kuvvet ve kudret veresin, bizleri elden ayağa düşürmeyesin. Yavrularımızın acısını bize vermeyesin ya Rabbi. Ya Rabbi. Ülkemizin üzerinde bir kara bulut dönüyor. Bu kara bulut hepimizi, 78 milyon bütün insanları rahatsız ve huzursuz ediyor.
bu kara bulutların kalkması için himmet, himmetler nasip eylesin, kara bulutlar kalkıp bizlerin huzura kavuşmamızı sağlayasın ya Rabbi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi yedi düvelin ayaklarının altından kurtaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını ve Çanakkale'de ülkenin birçok yerlerinde kefenli ve kefensiz canlarını feda eden ecdatlarımızın da ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım, şu güzel mekanda el açtık. Sana inanan insanlar olarak sana yalvarıyoruz. Senden başka gidecek kimsemiz yok. 124 bin nebinin şefaatkanı Hazreti Muhammed Mustafa'nın yüzüsü hürmetine, onun ehli beytinin yüzüsü hürmetine, şehitler serdarı Hazreti ve onun 72 şuhadasının yüzü hürmetine, bizim de temennilerimizi, dileklerimizi kabul makbul eylesin. Taklitimizi tamam sayasın ya Rabbi. Duası bizden kabulü Yüce Allah'tan ola. Allah, Muhammed, Yali, Ya Hünkaracı Bektaş-ı Beni ve herkese helal hoş olsun, destur-u şah diyelim, şahretsin biz yiyelim demeler hü diyelim. Sultan bacımızın da mekanıcağı toprağı olsun. Murat yavrumuzun da hızmetleri Fatıma Tızehra'nın da yanında kabul makbul olsun. Herkese helal hoş olsun efendim. Alevi inancında sofra duasız olmaz. Kısa bir dua arz edeyim. Ben dua edeyim. Siz de Allah Allah deyin. İnşallah Allah'ın gönlüne hoş gelir. Temennilerimizi kabul eder. Allah Allah. Nimet-i celil bereket-i ikram-ı halil ola Allah. Yiyene helal indirine delil ola Allah. Yiyene yedilere hak rahmeti ve yanlığıya Sultan bacımıza Allah kanı kanı rahmet eyliye Allah. Bir lokması yüz bin kadarımıza yenisi gele Allah. Arta içsin diye taşa dökülmeye Allah. Her gününde bir murat vardır.